Tekrar aloe veralarımla birlikte merhaba herkese. Evet arkadaşlar, daha öncesinde jelini çıkarttığımız aloe vera yapraklarını israf etmemek adına doğal gübre, ki kendisi daha öncesinde de bahsettim diğer videolarımda da, 18 çeşit amino asitle en zengin gübre yapısına sahip bir bitki. Bu şekilde 3'te 1'ine kadar aloe vera'nın jelini çıkarmıştık. Kalan yapraklarımızı 3'te 1'i kadar bidona doldurmuştuk. 3'te 2'sine su koymuştuk. Bir hafta 10 gün kadar beklettik. Hemen yanında süzdüm ben bu aloe vera'nın suyunu. İçerisindeki papları çöpe attım. Şöyle saf suyumuz kaldı. Onu da aloe vera'larımızın saksılarının büyüklüğüne göre ve diğer bitkilerimizin saksı büyüklüğüne göre ekleyeceğiz. Bu gördüğümüz yarım pet şişeyi küçük saksılarımıza yeterli. Fakat karşımda gördüğünüz odunsu aloe veram için saksısı büyük 2 pet şişe dökeceğim. Bir tane döktüm, bir tane de sizinle birlikte dökmek istiyorum. Bu şekilde dökeceğim. Bu gerçekten uzun bir süre ihtiyacı olan bütün minerali ve gübre ihtiyacını karşılamış olacak. Hem jelleri çok daha dolu dolu olacak. Şöyle görürse gösterebilirsem, bakın kocaman kocaman kalın kalın şişmiş durumda. Uçlarından almıştım zaten. Bakın kocaman kocaman içleri dolu dolu. Hem de bu otsu aloe veralarımız için de yavru bol miktarda verecek. Bakın bunun dibinde bir, şurada küçük var. 2, 3, hemen yanında 4, hemen yine 5, 6, 7, şöyle 7 tane yavru görüyorum. Bunun dibinde şöyle göstereyim. Daha önce paylaşmıştım. Çürüyen bir köküm vardı. Onu atmamıştım. Fasulye tanesi kadardı. Denemek amacıyla çapraz kesim yapıp toprağa batırmıştım. Bakın şurada çürümüş durumda ama yanından 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yavru verdi. Bu büyüğümüzün de yavrusu var. 3 tane. Hemen bu anaç aloe veramız. Yine bir saksıdan bütün bunları ayırmıştım. Hemen yanında yine orta büyüklükte bir yavrusu. İkinci, üçüncü. Bu tarafta dördüncü yavrusu ve beşinci yavrusu var. Bunun altı da doldu gerçekten. 1, 2, 3, 4, 5, yanında hemen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hemen burada 15, 16 ve hemen bir yanında 17 tane yavru görüyoruz tek bir saksıda. Bunu 1,5 ay önce kadar, şu anda Haziran'dayız, Mart gibi değiştirdim sanırım. Mart, Nisan, Mayıs. Mart'ın sonuydu, Nisan'ın başıydı. Değiştirdim. 2 ay gibi bir sürede gördüğünüz gibi 13 tane yavru elde ettik. Bu da yine kendi yapraklarından elde ettiğimiz gübreleme ile çok fark ediyor. Kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Bütün çiçekleriniz için bu şekilde doğal gübreyi kullanabilirsiniz. Yapımını kanalımda bir başka videoda anlatmıştım. Abone olur, takipte kalır ve kanalımdan diğer videolara da ulaşırsanız sevinirim. Mutlu kalın.